Sayın Ayhan Erel, önerge üzerinde söz talebi. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce Türk milleti, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 50. maddesi üzerine partim İyi Parti adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Az önce buraya gelen Sayın Milletvekili Komisyon Üyemiz Ali Bey, benim gösterdiğim çizelgeyi tasdik ederek doğru söylediğimi söylüyor. Evet, ben doğru söylüyorum ama sizin yaptığınız çizelgeyi, yoksa yaptığınız kanunun yönünde doğru söylemiyorum. Çünkü çizelge doğru, ona bir şey demiyorum ama bu çizelgeyi doğrulamam, sizin yaptığınız kanunu doğrulamam anlamına gelmiyor. Çünkü biz bu infaz yasasında daha önce de söylediğim gibi kadına uygulanan şiddetten dolayı ceza artırımı talebimiz var. Atatürk'e ve Türklüğe karşı işlenen suçlardan dolayı indirim yapılmasın diye taleplerimiz var. Bu taleplerimiz karşılanmadığı için o doğru dememiz mümkün değil. Yine buraya çıktınız, sayıları vereceğim dediniz ama merakla bekledim. Sayılar gelmedi. Başta verebilirdik. Hala niye verilmiyor, niye kamuoyundan saklanıyor? Açıkçası hala anlamış değiliz. Keşke bu infaz yasasıyla Sağlık Bakanlığı'nın önerisi ve Adalet Bakanlığı'nın uygulamasıyla dışarıya bırakacağınız 75 bin kişi arasında ne kadar terörist var, ne kadar uyuşturucu suçu var, ne kadar cinsel suçlardan izin alacak, tahliye olacak, ne kadar terör suçlarından tahliye olacak. Keşke bu sayıları kamuoyuyla paylaşsaydık. Değişiklik teklif edilen maddeyle özel infaz usullerinin kapsamı genişletilmektedir. Geceliğin infaz ile hafta sonu infaz bakımından geçerli 6 aylık sınır, kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 ay, taksirle öldürme suçu hariç olmak üzere taksirle işlenen suçlarda ise 3 yıl olarak belirlenmektedir. Ayrıca konutta infaz usulünün kapsamı genişletilmektedir. Yine çocuk hükümlülerde bu kapsamda alınmaktadır. Baktığımızda Batı'da uygulanan infaz usullerinin buraya yansıtıldığını görmekteyiz. Biz daha önce de söylemiştik, Türkiye'de insanların çalışma şartları, cezaevi koşulları, ekonomik sıkıntıları göze aldığımızda 65 yaşın çok uygun olmayacağını, 65 yaşın 60'a, 70 yaşın 65'e, 75 yaşın ise 70'e düşürülerek kanunun bu şeklinde düzenlenmesi Türkiye gerçeklerine daha uygun olacağı kanaatindeyiz. Böyle bir uygulama yapılırsa uygun olur diye düşünüyoruz. Yine bu düzenlemeden uyuşturucu suçundan ceza alanların faydalanması kamu vicdanında pek yer bulmamıştır. Yine daha önce de söylemiştim. Yani bu düzenlemede adli para cezasını ödeyemeyen ve ödemediği için hapis cezasına çevrilen hükümlüler hakkında nedense bir takıntı oluşmuş. Hiç buradaki infazların hiçbirinden faydalanamıyor. Yani hem indirimde faydalanamıyor hem de evinde, konutta bu infazda kolaylık sağlanan hükümlerde de faydalanamıyor. Niye faydalanamıyor? Açıkçası anlamış değilim. Yine aklımıza ya ilk devletin herhalde paraya ihtiyacı var, ya parayı yatır ya da içeride yat anlayışından mı kaynaklanıyor? Açıkçası bilemiyorum. Yine esas mesele infazda değişiklikten öte Batı'daki kanunlara, infaz yasalarına, ülkelerine baktığımızda bir suç işleyen vatandaş aldığı cezayı ve ne kadar cezaevinde yatacağını cezaevine girdiğinde bilir. Kesinlikle infaz yasalarında herhangi bir düzenleme yapılmaz. Ama burada bize göre yapılması gereken Türk Ceza Yasası'nı masaya yatırmak, suçları yeniden tanımlamak ve bu suçların tanımladıktan sonra da cezalarını yeniden belirlemek gerekiyor. Gerçekten ceza hukukumuzda anlaşılmayan, suç tanımı eksik olan bir yığın düzenleme var. Bu suç tanımları ve cezalar yapıldıktan sonra da CMK buna göre yeniden tanzim edilmelidir. Yoksa infaz yasasıyla
hükümlülere adil davranmak ve adalet dağıtmak gördüğümüz kadarıyla zor oluyor. İnşallah bu meclis Türk Ceza Yasası'nı bir gün masaya yatırır ve suç tanımlarını yaparak karşılığındaki cezaları günün şartlarına adil olarak batı hukuklarını evrensel hukuk kurallarında dikkate alarak bir düzenleme yapar diye düşünüyorum.